GİSBİR yönetimi 23 Nisan Salı günü GİSBİR Genel Merkezi'nde bir araya gelerek 2024'ün 8. Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Murat Kıran başkanlığında hibrit katılım ile bir araya gelen yönetim kurulu, gemi inşa sanayisindeki mevcut durum üzerine değerlendirmeler yaparken yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında istişarelerde bulundu. Toplantı sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, GİSBİR TV mikrofonlarına toplantıya dair detayları aktardı. Öncelikle tüm ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Başta çocuklar olmak üzere tabii ki. 104. yıl dile kolay. Herkes demek ki bugüne kadar görevini yapmış. Biz de görevlerimizi iyi icra edip bizden sonraki nesillere bayrağı teslim edebilmek üzere canla başla mücadele ediyoruz. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Bildiğimiz işleri yapmaya gayret ediyoruz. Daha iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Evet, bugün 8. toplantımızı icra ettik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkes gene katılımımız neredeyse tamdı. Bugün gündemimiz tabii biraz 23 Nisan olduğu için çok da yoğun tutmadık. Lakin tabii birkaç tane önemli konumuz var. Yalova'da bir tersaneci dostumuzdan bir üyelik başvurusu var. Onu tüm arkadaşlarımız canı gönülden onayladılar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Arı gemi endüstrisine. Onun dışında bu çelikle ilgili bir dumpingle uğraşıyoruz. Bunu buradan söylemekte de bir mahsur görmüyorum işin açıkçası. Şöyle ki biz tabii gemi inşa sanayi olarak her zaman yerli ve millinin yanındayız. Ama gel gelelim tabii ki çok teknik, büyük teknik işlerle uğraşıyoruz. Her şeyi de tabii ki burada üretmek zaten öyle bir şey söz konusu değil. Cazip de değil, mantıklı da değil. Ama saç üretimi noktasında tabii özellikle Ereğli Demir Çelik firmamız çok güçlü, çok güzel ürünler üretiyor. Lakin tabii bizim kullandığımız, sanayi olarak kullandığımız çeşitli ürünler oluyor. Bu ürünlerle ilgili zaten onların da çok üretme taraftarı olmayacağı ürünler de oluyor. Çünkü yani kilo olarak az ürünler oluyor. Gemi bazında düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla bununla ilgili bir yanlış anlaşma var. İşte onu bir karara bağladık. Bilmiyorum işte bir Ankara'ya gideceğiz, derdimizi anlatacağız ki buradaki sıkıntı şu, üretim aksamaması lazım. Bir de rekabet var günün sonunda. Rekabet, uluslararası rakiplerimiz var. Ve belli mantıklı fiyatlar vermek durumundayız. Tabii ki artan iş gücü fiyatları da ortada. Enflasyon da ortada. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman özellikle yeni inşa noktasında artık kar kalmadı gibi bir şey. Öyleyse bunların hepsini bir an önce yola koymamız lazım. Bu da onlardan bir tanesinin adımı diyelim.